Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Faydalı İşler Listesi. Hacer mahallenin pazara en yakın evlerinden birisinde oturuyordu. Pazar günleri pazar çok kalabalık oluyor, sesler ta Hacerlerin evine geliyordu. Annesi pazara gitmek için hazırlanmıştı. Sonra Hacer'e pazardan istediği bir şey olup olmadığını sordu. Hacer sadece meyve istediğini söyledi ve annesi pazara gitmek için yola çıktı. O sırada kapı çaldı. Hacer kim olduğunu sordu. Gelen komşularının kızları Pınar ve Leyla'ydı. Hacer kapıyı açtı. Birlikte odaya geçtiler. Oyun oynamaya başladılar. Oyunları bittiğinde oyuncakları toplayıp yerlerine kaldırırken Hacer'in annesi geldi. Kızlara hoş geldiniz dedikten sonra mutfağa giderek aldığı meyvelerle kocaman bir meyve tabağı hazırladı. Kızlar görünce çok sevindiler. Meyveler için teşekkür ederek yemeye başladılar. Meyveler bitince çizgi filmi izlemek için izin istediler. Hacer'in annesi de izin vererek onlara çizgi film açtı. Çizgi film yeni başlıyordu. Bir ayetle ilgili olarak hazırlanmış bu çizgi filmi ilgiyle izlemeye başladılar. Çizgi filmdeki karakter ayetlerden bahsederken şöyle dedi. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Ne demekti ki bu? Hacer annesine sordu bu soruyu. Annesi böyle bir soru sorduğu için Hacer'e teşekkür etti. Sonra da cevap verdi. Boş söz duyduğumuzda bize fayda vermeyecek söz demektir. Müminlerin özelliklerinden birisi de boş yani faydasız sözleri dinleyerek vakit kaybetmemektir. Müminler faydalı işlerle uğraşırlarsa daha güzel olur dedi. Kızlar çok iyi anlamışlardı bu ayeti. Pınar, Rabbimiz bizim hep faydalı işler yapmamızı istiyor dedi. Ardından Leyla, öyleyse söz verelim birbirimize, faydalı işler yapalım hep birlikte dedi. Hacer çok sevinerek, canım arkadaşlarım, sizleri tanıyarak çok faydalı bir iş yapmışım. İyi ki varsınız. Rabbimize şükredelim bizi birbirimizle tanıştırdığı için dedi. Gülüşerek yapacakları faydalı işlerin listesini yapmaya başladılar. Hikaye de burada bitti.